GTA maceralarından herkese merhaba. Bu videoda GTA San Andreas'ın en başındayken kendimizi son göreve ışınlarsak ne olur bunu sizlere göstermek istiyorum. Bu videodan önce bir video daha çekmiştim aslında ama sonradan keşfettiğim şeyler oldu. O yüzden tekrardan videosunu çekmek istiyorum sizler için. Şimdi hemen başlayalım isterseniz. Şuradan görev seçici özelliğini kullanarak bu trainer'ın son göreve kendimizi ışınlayalım bakalım. Bu arada şöyle güzel bir özelliği var bu trainer'ın. Son görevin istediğimiz partını oynayabiliyoruz. Mesela bildiğiniz gibi son görev yaklaşık 40 dakika kadar sürebiliyor. Ama neyse ki bu özellik sayesinde bu son görevin son partını oynayıp kısa sürede bitirebiliyoruz. Gayet güzel bir özellik. Hemen part 3 ile başlayalım o zaman ve oyunumuzu bir bitirelim. Neler olacağını sizlere göstereyim. Şimdi oyunun başındayız ama son görevdeyiz. Sol üst tarafta gördüğünüz gibi CJ ikonuna git diyor oyun bize. Yani oyunun başındaki talimatları gösteriyor ama bilmiyor ki şu an biz oyunun son görevindeyiz. Ve oyunu bozmaya devam ediyoruz sizlerle beraber. Şimdi ben bu görevi yapayım, tamamlayayım. Ondan sonra ne olacağını görmek için videoya o kısımda devam edelim. Burada sizi bekletmeyeyim ben. O meşhur sahne karşımıza çıkacak. Ve o sahneden sonra sonuçları sizlere göstermiş olacağım. Şimdi tempeni, kontrolünü kaybediyor ve köprüden aşağı uçuyor. Her zaman defalarca kez gördüğümüz sahne. İşte o sahnede geldi. Şimdi bu sahne geçsin, ondan sonra neler olmuş neler bitmiş birlikte görelim. Şimdi bu sahneyi atlıyorum ve bu sahneyi de atlıyorum. Bu sahneyi atladıktan sonra oyunun yapımcılarının isimlerinin çıktığı sahne karşımıza çıkacak. Burayı da atlayalım o zaman. Ve oyunun yapımcılarının isimlerinin çıktığı sahne karşımıza geldi şu anda. Fark ettiğim kadarıyla normalde burada FPS düşük olmuyordu ama oyunun en başındayken kendimizi son göreve ışınladığımızda buradaki sahne biraz donuyor. FPS düşüklüğü var. Hafif bir kasma fark ettim burada. Ve şöyle de bir sorun var. Bu sahneyi atlayamıyoruz. Mesela Enter tuşuna basıyorum şu an. Atlayamıyoruz. Boşluk tuşuna basıyorum. Yine atlayamıyoruz. SC'ye basıyorum. Hiçbir şey olmuyor yine. Mecburen bu sahneyi izlemek zorunda kalıyoruz ama bu sahneyi izledikten sonra oyun kaldığı yerden devam ediyor. O konuda bir sıkıntı yaşanmıyor. İlk denediğimde acaba oyun mu çekecek? Normalde atlayabildiğimiz sahneyi atlayamıyoruz dedim. Acaba oyunda bir sıkıntı mı var dedim ama neyse ki bir sıkıntı olmuyor. Şimdi şuradan hemen hızlandıracağım. Ve yaklaşık bir 30 saniye sonra bu sahnede bitmiş olacak. Ve oyunumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada şöyle bir şey var. Onu da baştan söyleyeyim. Bildiğiniz gibi oyuna 350 dolarla başlıyoruz. Ama bu sahne bittikten sonra birden paramız 250 bin dolar oluyor. Eğer bakmadıysanız videoyu geri sarıp paranın ne kadar olduğuna da bakabilirsiniz. Bu görevi bitirdikten sonra oyunun başındayken paramız 250.350 dolar oluyor. Yani soyam yazmış kadar paramız oluyor. Sebebini çözemedim neden öyle olduğunu. Bu arada sahne bitiyor, az kaldı. Şöyle biraz normal hıza getireyim diyeceğim ama bittikten sonra normal hıza getirelim. Hiç beklemekle uğraşmayalım o kadar. Ve evet, sahnemiz de bitti. Sahnemiz bitince de görüyorsanız görev geçildi ve saygınlık kazanıldı. Yazısı karşımıza çıktı ama para çıkmadı. Görev para vermemesine rağmen paramız 250.350 dolar oldu gördüğünüz gibi. Neden öyle oluyor bilmiyorum. Sanki SOYAM yazmış gibi paramız oluyor dediğim gibi. Fazladan da silahımız oluyor. Elimize silah gelmiş. Gördüğünüz gibi burada CJ'in evinin önüne bir kırmızı marker var. İlk görevin kırmızı markeri işte bu da. Buna girmeyeceğiz. Buna en son gireceğiz. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Acaba çalışıyor mu bilmiyorum ama şimdi göreve girmeyelim. Başka şeyler göstermek istiyorum sizlere. Mesela şu spor salonu en yakındaki içine girilebilir mekan. Hemen oraya bir gidelim. Oraya gittiğimiz zaman görüyorsanız şu an oyunun başında olduğumuz için burası kapalı görünüyor. Yani son görevi yapmış olmamıza rağmen burayı açmamış oyun. Aynı şekilde şurayı da açmamış. Hemen orayı da göstereyim. Pizzacı da açık değil. Berber de açık değil. Dövmeci de açık değil. Hiçbiri açık değil. E o zaman ne değişiklik var diyeceksiniz. Hemen göstereyim sizlere. Haritayı açıyoruz. Şöyle biraz uzaklaşalım. Şimdi göstermek istediğim şey, bildiğiniz gibi oyunda gitmediğimiz noktalar böyle mavi bir kaplamayla görünüyor. Ama şu gördüğünüz kısımlara hiç gitmememize rağmen, hatta sizlerin önünde sıfırdan başladım oyuna, buralara hiç uğramadık ama buna rağmen buralar açılmış görünüyor. Şu kısım mesela, köprünün olduğu kısım, şu köprünün olduğu kısım, ondan sonra şu bizim havaalanının olduğu kısım, bir de şu kasabanın olduğu kısım, buralar açılmış görünüyor sanki uğramışız gibi. Ama hiç oralardan geçmedik bile. Ve şöyle de bir şey var. Bildiğiniz gibi oyunun başındayken diğer şehirdeki evleri alamıyoruz. Mesela şu Las Venturas'taki evleri alamıyoruz. Burada kırmızı işaretli olan evleri görüyorsunuz. Bunlar satın alamadığımız anlamına geliyor. Ama şuradaki kasabadaki evi alabiliyoruz. Mesela şu hemen işaretimizi koyalım, oraya gidelim. Oraya ışınlandığımız zaman
Görüyorsunuz şu an evin oraya geldik ve satın alabiliyoruz. Ayrıca şöyle bir şey var. Polislik kapatma ihalesini yazmadım ama yine de peşimize polis takılmıyor. Bunu siz de deneyebilirsiniz. Gerçekten son görevi böyle trainerla bitirirseniz hangi şehre giderseniz gidin peşinize polis takılmayacaktır. Öncelikle şu evi bir satın alabildiğimizi göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi 100 bin dolara bu evi başka bir şehirdeki evi satın alabiliyoruz. Normalde burayı satın alamıyorduk. Burası çünkü San Fierro'ya bağlı olarak geçiyor. O yüzden buradaki ev kilitli oluyordu. Alamıyorduk bu evi ama son görevi yapınca buradaki evi alabiliyoruz. Hatta sadece bu ev değil, başka evler de var. Mesela şurada bir tane daha olması lazım. Şu kasabada bir ev olacaktı şu köşede. Hemen oraya ışınlanalım. Ve buraya geldiğimizde de bu Las Venturas'taki evi de satın alabiliyoruz. Hemen burayı da alalım. Gördüğünüz gibi sizlerin önünde satın aldım bu evde. Ayrıca bu evde değil sadece. Şuradaki evi de satın alabiliyoruz. Neredeydi o? Şu Angel Pine kasabasındaki evi alabiliyoruz. Hemen oraya da bir gidelim. Ve geldik. Tam da doğru yere işaret koymuşum. Hemen yanına ışınlanmışız. Bu evi de satın alalım. Evet, bu evde satın aldık gördüğünüz gibi. Yani bu tür kasabadaki evleri satın alabiliyoruz. Ama şehirdeki evleri satın alamıyoruz. Mesela göstereyim. Şu San Fierro'ya bir gidelim. Oradaki evleri göstereyim sizlere. Mesela şu en yakında bir tane ev olacaktı. Oraya bir kendimizi ışınlayalım. Buraya geldiğimiz zaman buradaki evi satın alamıyoruz gördüğünüz gibi. Haritada kırmızı görünüyor. Burada mavi görünüyor. Ve sol üst tarafta bu evi satın alamazsın diyor. Şuraya bir gidelim. Buralarda bir yerde bir ev daha olacaktı. Evet. Şu Ziron'un mekanına yakın bir ev var gördüğünüz gibi. Hatta Ziron mekanı orası daha doğrusu. Bu Ziron mekanında alamıyoruz gördüğünüz gibi. Burayı satın almaya çalıştığım zaman oyun bize izin vermiyor. Hatta şöyle göstereyim. Hadi buralar Los Santos'a yakın bölgeler. Burayı satın alabiliyoruz diye düşünüyor olabilirsiniz belki. Aslında normal değil ama yine de öyle düşünüyorsanız şöyle bir şey göstermek istiyorum sizlere. Şu kasabadaki evi bile alabiliyoruz. Hemen oraya bir kendimizi ışınlayalım. Buraya geldiğimiz zaman burada da haritada yeşil görünen bir ev olduğunu görüyorsunuz. Hemen o evi de satın alabildiğimizi göstereyim sizlere. Buraya geliyoruz ve 20 bin dolara buradaki evi de satın alabiliyoruz. Neden böyle bir şey var? Bu konuda hiçbir fikrim yok. Kasabadaki evleri satın alabiliyoruz. Diğerlerini, şehirdeki evleri satın alamıyoruz. Böyle garip bir olay yaşanıyor. Şimdi daha farklı şeyler göstermek istiyorum sizlere. Mesela San Fierro'da öldük diyelim. Hangi şehirde spawn olacağız? Merak ettim ben de sizlerle birlikte denemek istiyorum. Bunu daha önce denemedim. Hadi bakalım atlayalım aşağı. Ve öldüğümüzde bakalım hangi şehirde doğacağız. Birlikte görelim. Ve evet, öldüğümüz zaman buradaki hastanede doğduk. Yani son görevi yaptığımızda aslında bu şehir açık olmuş oluyor. O yüzden peşimize polis takılmıyor. Oyun bizi buraları açmış olarak algılıyor ve hem peşimize polis takılmıyor hem öldüğümüz zaman burada spawn oluyoruz. İşte dediğim gibi her ne kadar şehri açmış gibi görünsek de evleri açmış olmuyoruz. Kasabadaki evler hariç. Videonun sonunda şu CJ ikonuna, şu CJ görevine girmeyi deneyeceğim. Onu sona saklıyorum çünkü hani belki ona girersek bu yaptığımız şeyler bozulabilir diye onu en sona saklayacağım. Araya 69'a girsek peşimize polis takılıyor mu? Bir merak ettim. Hemen oraya kendimizi ışınlayalım. Şunun içine bir girelim. Ve peşimize polis takılıyor mu bir öğrenelim. Şuradan içeri giriş varmış. Hemen şuradan içeri gireriz. Bakalım ne olacak. Ve evet, girdiğimiz anda peşimize 5 yıldız polis takılıyor. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi kendimizi öldürelim. Polisi kapatma ilesini yazmak istemiyorum çünkü. Şunlar bizi bir öldürsün. Polisler peşimizden bir gitsin. Öyle devam edelim. Hadi bakalım, kendimizi ortaya attık. Ve evet, CJ artık yaşayan bir canlı değil. Bakalım nerede spawn olacağız. Ve bu kasabada doğduk. Demek ki burası da açılmış. Şu bizim kumarhane vardı bildiğiniz gibi. Oraya bir gidelim isterseniz. Ve buraya geldiğimiz zaman bakalım burası açık mı? Burası açık, evet, girebiliyoruz buraya. Ama kayıt dosyası yok yanında. Onu fark ettim. Buraya istediğimiz gibi girebiliyoruz. Oyunun başındayken normalde giremiyorduk diye hatırlıyorum buraya. Ama şu an o son görevi yaptığımız için girebiliyoruz. Bakalım başka neler var. Artık buradan sonrasını denemedim. Sizlerle birlikte ilk kez deniyorum ben de. Şu köprüleri göstermek istiyorum sizlere. Buna bakmıştım ben. Hemen köprüleri göstereyim. Köprüler gördüğünüz gibi bariyerle kapatılmış. Yani burası açılmamış. Her ne kadar şehirler açılmış gibi algılasa da oyun bu bariyerleri kaldırmamış. Yani bu köprülerden geçmek istediğiniz zaman bariyerlere takılıyorsunuz. O yüzden farklı yollarla geçmeniz lazım. Şimdi bir de oyunu kaydetmek istiyorum. Bir eve girelim, oyunumuzu kaydedelim. Bakalım kayıt dosyasında ne yazacak? Hangi görevin ismi yazacak? Merak ettim. Şu eve bir gidelim, burada oyunumuzu bir kaydedelim bakalım. Evet, CJ'in kasabadaki evine geldik. Şimdi hemen oyunu burada kaydedelim ve hangi görev olarak geçecek oyunun kayıt dosyası bir görelim. En alta kaydedeceğim. Bakalım ne olacak ismi? Yes diyelim ve şimdi merak ettim, hemen bakıyorum.
Görüyorsun şu an end of the line olarak geçiyor. Son görev yaptığımız için böyle olması çok normal. Bir de göreve tekrardan gireceğim. Şu CJ ikonunun olduğu yere gideceğim şimdi. O göreve girip çıkarsak ne olacak merak ettim. Acaba bu yaptığımız şeyler bozulacak mı bozulmayacak mı öğrenmiş olacağız şimdi. Hazırsanız göreve giriyoruz ve neler olacak birlikte bir görelim. Evet, göreve girdik. Bu sahneyi atlıyorum. Görevi oynayalım bakalım. Hatta oynamadan görevi iptal edersek ne olur merak ettim. Önce onu deneyeceğim, ondan sonra görevi bitirmeyi deneyeceğim. Hadi patlatalım kendimizi. Ölmedik ilkinde, ikincisine dayanamaz ama bu şekilde CJ'in yine sonu geldi. Şimdi bakalım o açtığımız mekanlar kapanmış mı geri, bir öğrenelim. Ve şu şeye de takıldık. Neyse, bunun geçmesini bir bekleyelim. Hatta beklemeyelim, şuradan oyunu hızlandıralım. Böylelikle hızlı bir şekilde geçer burası. Gayet güzel, tamam. Şimdi şu satın aldığımız evler kapanmamış. Gayet güzel. Bunlara girebiliyor muyuz tekrardan? Bir bakalım şöyle geldiğimiz zaman. Evet, bu evlere girebiliyoruz. Ama kapısının ne oldu o evin? Kapısı silindi birden. Bir daha bir deneyeceğim. Şöyle içine girmeye çalıştığımız zaman kapı yok oldu. Acayip. Neyse. Şurada bir ev daha olacak. Aynısını onda da deneyeceğim. Derken o evin işareti gitmiş yalnız şu an. He, içeride olduğumuz için doğru. Bir an dedim bozuldu mu? Neyse ki evin içinde olduğumuzdan öyle oldu. Acaba bu evin de mi kapısı silinecek? Bir bakalım. Ve bu eve girdiğimiz zaman herhangi bir sıkıntı olmuyor. Şu bizim kumarhane vardı bildiğiniz gibi az önce gösterdiğim. Oraya bir gidelim. Buraya geldiğimiz zaman yine buranın açık olduğunu görüyoruz. Şu evlerin birine gidip oyunumuzu kaydedersek yine end of the line mi yazacak? Bir bakalım ona da. Bir de görevi tamamlayıp bu deneyleri yapacağım. Buradaki kapıya ne oldu hiçbir fikrim yok. Sürekli bozulup duruyor. Neyse, şurada bir kaydedelim oyunu. Hemen kayıt dosyasının üstüne bir kaydedelim. Yine end of the line yazacaksa bir değişiklik olmamış demektir. Evet, yine end of the line yazıyor. O zaman şu görevi bir bitirelim, ondan sonra ne olacağını bir görelim. Şimdi ben görevi oynayayım, bitireyim, ondan sonra videomuza devam edelim. Göreve girdiğimi de göstereyim bu arada. Şöyle şuraya gidelim, görevimize girelim. Şimdi görevi oynayacağım, ilk görevi bitireceğim. Ondan sonra bu yaptığımız şeyler bozulacak mı? Yani mesela o kumarhane geri kapanacak mı? Ve diğer şehirlere gittiğimiz zaman peşimize polis takılacak mı? Öğrenmiş olacağız. Şimdi ben görevi hemen bitireyim. Bitirdiğim zaman videoya devam edelim. Şimdi bu görevin de sonlarına yaklaştık. Klasik benim araba taktiğini uyguladım bu görevde. Bildiğiniz gibi böyle arabayla bu görevi de tamamlayabiliyoruz. Yani illa bisiklete binmek zorunda değiliz. Bu şekilde arabayla çok daha rahat oluyor. CJ'in canı azalmamış oluyor ve görevi de tamamlamış olduk bu arada. Şimdi bu sahneyi atlayalım. Bakalım neler olmuş, görelim birlikte. Evet, görevimiz başarıyla tamamlandı. Bakalım evin içine girersek ne olacak? Şimdi evin içerisine girdik. Evet, şu an oyunun başındaki yazılar yine tekrardan çıktı. Bakalım o yaptığımız şeyler bozulmuş mu? O aldığımız evler ne durumda, bir bakalım. Şöyle kendimizi bir oralara bir ışınlayalım bakalım. Evet, oradaki evlerin işareti hala duruyor. Yani evlere girebiliyormuşuz demek oluyor bu da. Tekrardan bir deneyelim ama. Girilebiliyor mu? Bir kontrol edelim. Ve evet, evin içerisine girebiliyormuşuz. Peki kumarhanenin durumda, ona da bir bakmak istiyorum. Şuraya bir işaretimizi koyalım, bakalım ne olmuş oraya. Şöyle ölmeden aşağı inmemiz lazım. Tamamdır. Burası hala açık, buraya girebiliyormuşuz. Köprüler ne durumda? Oraya da bir bakalım hemen. Köprüye bir kendimizi ışınlayalım. Şu karşı taraf kapalı olması lazım. Evet, köprüler hala kapalı. Gördüğünüz gibi bu şekilde hala kapalı görünüyor. Aklıma başka bir şey gelmiyor yani, daha fazla ne deneyebilirim diye. Muhtemelen sizin aklınıza gelecektir. İşte keşke şunu da deneseydin diyeceğiniz bir sürü yorum olacaktır belki de ama. Eğer çok fazla sorunuz varsa bir kez daha deneyebiliriz bunu. Onu da söyleyeyim. Bir de son kez oyunumuzu bir kaydedelim. Bakalım hangi görevin ismi yazacak. Acaba ilk görevin ismi mi yoksa son görevin ismi mi yazacak? Ona bir bakalım, ondan sonra videoyu bitirelim artık. Şuraya bir gelelim. Oyunumuzu burada bir kaydedelim. Ve onu da denedikten sonra videonun sonuna gelelim. Şimdi burada oyunu kaydediyorum. En alta kaydedeceğim. Yes diyelim, okey diyelim ve bakalım hangisini yazmış oraya. Ve evet, ilk görevin ismi yazmış. Ama son görevde tamamlamış gibi görünüyoruz aynı zamanda. Bu şehirde peşimize polis takılmıyor son görevi tamamladığımız için. Her ne kadar ilk görevi yapmış olsak da son görev daha baskın geldiği için bu şehirlere geldiğimizde peşimize polis takılmıyor. Deneylerimiz bu kadardı. Şu pizzacı, işte berber, dövmeci gibi dükkanlar açılmadı ama bazı kasabadaki evler açıldı. Peşimize polis takılmıyor buralara gelince mesela. Onun dışında kumarhane açıldı. İşte 250 bin dolar verdi bize Hesoyam yazmış gibi.
yüklü bir miktarda paramız oldu hile yazmadan. O tür şeyler yaşandı. Değişik, güzel bir deneydi bence. Dediğim gibi aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Eğer bir video çıkacak kadar fazla soru birikirse bu videonun aynısını tekrardan çekerim ve o merak ettiğiniz soruları inceleriz. Şimdilik bu video bu kadar olsun. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın.